Üsküdar Belediyesi çorba dağıtıyor şeyde, oradan yiyecek. En son kime verdiniz? En son verdiğimi hiç kurcalama. Erdoğan mı? Ya hiç kurcalama. Ben 3 gece 4 gece üst üste nöbet çalışıyorum. 12 saatlik bir sistem var. Bak ben özelde çalışmış olacağım hemşirelik olarak. Aldığım para asgari ücretin 200 ya da 300 lira fazlası. Sade Vatandaş kanalından herkese merhabalar. Sevgili dostlar, bugün vatandaşlarımıza Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayınız kim olacak diye soracağız. Ben Mehmet Koyuncu, Sade Vatandaş, tarafsız değil, halktan taraf. Cumhurbaşkanı adayınız? Kılıçdaroğlu. Efendim size soralım, adayınız kimdir Cumhurbaşkanı? Cumhurbaşkanı dedi abi, AK Parti. Neden AK Parti? İyidir, adam daha iyidir. Memnun musunuz? Memnunum ben. Peki, her şey yolunda mı? Ekonomi falan iyi mi? Cephe ne yapacak? O ne gelecek ne yapacak? O koltuğunun peşindedir. Evet. O insanı derdin de. Değil mi? Yok, o yalancı konuşuyor, o hiç inanmıyor. Yalan. Bir gün doğru konuşuyor, yarın yalan konuşuyor. Teşekkür. Hiç güvenmiyor onu, kimse güvenmiyor o adama. Teşekkür ederim. Neden? Onu her insanın namusu da gidecek, onun yüzünde her şey gidecek. Güvenmiyor. Sonuçta ne olacak? Kim ne yapacak bizi? Biz bak şimdi biz cesaret gibi gidiyor geliyor. Onun eline geçe biz hiç korkacak gidecek gelecek. İnanmıyorum ben o adama. Memleketler abi. Benim sesim de düşsün. Tamam. Hiç seni hiç sevmiyorum de. Hiç sevmem. Bak Allah'a da önce bak onu sevmiyor. İnşallah kazanmasın. Kazansın da benim umurumda da. Peki teşekkür ederim. Bunu çıkaracak bunu. Ona niye çıkarsın be abla? Efendim Cumhurbaşkanı adayınız kimdi? Bay Kemal. Teşekkür ediyorum. Efendim adayınız kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Her zaman bir numara, yine bir numara daha devam ediyor. Teşekkür ederim, sağ olun. Efendim adayınız kim Cumhurbaşkanı seçiminde? Yani karşıda kim olursa olsun adayımız o olacak. Şu anda Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce rakibi Erdoğan. Tamam, ikide yani ikilemde kim kalırsa ona mecbur. Hangisi var? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Yani öyle. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Hocam size soralım. Hangi program? Sade Vatandaş. Sade Vatandaş. Kime oy veriyoruz bu seçim? Abi, seçim HDP bizim partimiz. Çıkartmadı. Ama Kılıçdaroğlu'ya koyacağız. Aynen. Size Kılıçdaroğlu'na yani. Tabii ki tabii. Herkes Kılıçdaroğlu mu? Selahattin Demirtaş. Siz 6 kişiyiz. Aynen. Sayın Selahattin Demirtaş ne derse odur abi. Diyelim ki Selahattin Demirtaş'ın irtibatını kestiler. Kime oy vereceksin? Abi yine HDP kimi çıkarttıysa. Ona ver. He, partizanız abi buradan. Peki. Teşekkür ediyorum. Eyvallah, sağ olasın. Efendim Cumhurbaşkanı adayınız kimdi? Gönül isterdi ki ben olayım ama Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Eyvallah. Dayıcım, Cumhurbaşkanı adayınız kim olacak? Reis. Neden reis? Başka yok da ondan. Her şey yolunda mıdır? Evet. Teşekkür ederim. İyi günler. Efendim, Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tayyip. Neden Tayyip? Nedeni yok. Tayyip. Alıştık mı? Için. Seviyor muyuz? Beğendiğimiz için. Beğendiğimiz için. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Efendim, merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kim olacak? Şu anda kararsızım. En son kime oy verdik? Bahçeli'ye verdim ama pişman oldum. Niye pişman olduk abi? Ne bileyim. Cumhur İttifakı'ndan memnun değil miyiz? Yani AK Parti'nin yanına geçtiği için ona oy vermedim. Birleşince siz pişman oldunuz. Pişman oldum aynı şekilde. Evet. O günden beri vermiyoruz. Tercihim biraz yoruldu gibi şu andaki baştaki. MHP'den daha sonra İyi Parti çıktı mesela. Onlar nasıl? İyi Parti'ye şahsi olarak oy verebilirim. Yani verebilir misin? Şahsına oy veririm. Yani adayında şüphelisiniz. Yanındakinden şüpheliyim. Kılıçdaroğlu'na yani. Kılıçdaroğlu'na şüpheliyim. Peki bu şeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir vatandaş olarak yorumunuzu alayım. Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı öne çıkartmasına nasıl bakıyorsun? Bir yerde kendini güvene alıyor. İyi bir hamle miydi? Tabii tabii, güzel bir hamle. Kılıçdaroğlu'nu etkisizlik bırakmak için aldı. Sandıkta sizin tercihinizi etkiler mi bu? Tabii ki etkileyebilir yani. 3 aday var şu an. 4 aday var aslında. Güçlü 3 aday. Şahsi olarak girseydi, tek olsaydı mümkün değil o tarafa oy vermezdim. Kılıçdaroğlu'na vermez. Mümkün değil, mümkün değil. Evet. Şu anda bir ihtimal. İşte şu anda düşünme aşamasındayım. Düşünmedesiniz. Şu anda duruma bağlı ya. Oyunuzun kayma ihtimali. O biraz yoruldu. Yok diyorsun. Yok diyor artık yok. Çok oldu. Teşekkür ederim. İyi günler. Teşekkür ederim. Kime oy veriyorsunuz bu seçim? Bu seçim Muharrem İnce. Neden Muharrem İnce? Ben gerçekten başarabileceğine inanıyorum. Şans vermeliyiz. Belki de gerçekten bir şeylerin gidişatını çok güzel yönde projeleriyle olsun. Çalışmalarıyla, istikrarıyla değiştirebilir. Bu seçimde bir şeylerden ders alınmış mıdır sizce? Umarım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Gençler yaş kaç? 16. 16, sen reşit değilsin. Sen? 16. Herkes 16 mı? 16. 18. O önemli değil, o gelmedi. 18. Peki adayınız kim olacak sizin? Yani oy verebiliyor olsaydı. Muharrem İnce olurdu. Neden İnce? Herkese İnce mi? Oğlum dans ediyor diye şey oy verilir mi? Yok abi ne bileyim. Vallahi vaatleri... AK Parti ayrıca herkese veririm. AK Parti olmasın artık. Vaatleri. Ne vaat ediyor mesela? Ya gençlere yardımda bulunacağını ya da gençliği daha da ülkeyi daha da çok kalkındıracağını ben düşündüğümden evet. Dolayı. Sizde ekonomik durumlar nasıl? Aile olarak mı? Aile. Yani tencere bir kere kaynıyor diğer ayı daha düşünüyorsun işte öyle. Evet. Hepiniz aynı mı?
İyi, güzel. Aynı şekilde. Peki size şimdi bizim bir sponsorumuz var. Sen M bedene benziyorsun, doğru mu? Yani aşağı yukarı. Evet. Siz biraz X'larsınız. Size olmaz ama kardeşim M beden. Bizim bir sponsorumuz var. My Be Okay diye. Tamam. Bir polar veriyor. Sana bir polar hediye edeyim, olur mu? Olur abi. Tamam. Eyvallah. My Be Okay'den sana bir polar kardeşim. Sağ ol abi. Güle güle gel. Eyvallah. Çok teşekkürler. Eyvallah. Kendinize dikkat edin. Eyvallah. Efendim, Cumhurbaşkanı adayınız kim olacak? Millet İttifakı'na güveniyorum. Kılıçdaroğlu diyor. Kılıçdaroğlu olacak. Neden Kılıçdaroğlu efendim? Ülkemizin şu andaki ekonomik durumu ve halkın çektiği eziyet Kılıçdaroğlu'nun değiştirme gerektirdiğini söylüyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Adayın sorayım mı? Niye kararsızsın? Bilmiyorum, emin değilim. En son kime oy verdin? En son oy vermedim ben. Hiç oy vermedin. Yok. Yaş kaç? 23. Yani bugüne kadar oy vermemenin sebebi nedir? İlk oyunda muhtemelen aslında kullanabiliyordun geçen sene. Evet, vermedim. Kararsızlığının sebebi nedir? Kararsızlığımın sebebi emin değilim. Kime vermeyeceğimi biliyordum. Vermek istediğim kişi de aday olmadı diyeyim. O yüzden pek biraz muallakta. Kararsızlık ya da işte boş oy kullanmak aslında iktidara yarıyor. Evet. Bu senin işin makul müdür yani? İktidara yarasın benim oyum der misin? Yok, demem. Demiyorsun. Aynen. Bu seçim o zaman mecbur birine biraz vereceğiz galiba. Evet evet, vereceğiz. En yakın kimi buluyorsun? Ona da sonrasına karar veririm ama muhtemelen Muharrem İnce. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Eyvallah, sağ ol. Soralım hocam, sizin adayınız kimdir? Benim adayım şu an Muharrem İnce. Neden İnce? Neden İnce? Hem bağımsız. Hepsinden bir duruş sergileyen. Tek başına diyorsun, tek yürüyor. Başına. Evet. Bu sana güven veriyor. Evet, bana güven veriyor. Bir de bu dansı. Dansını mı sevdiniz? Evet. Çok teşekkür ederim. Önemli. Eyvallah. Efendim, size soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kim olacak? Kim olabilir? Gönlünde kim var? Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Çalışmasını görmüşüm ben. 20 yıl büyüdü diyorsun. Tabii. Çok teşekkür ederim. Size soralım efendim, sizin adayınız kimdir? Muharrem İnce. Neden İnce? Değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Kılıçdaroğlu değil de Muharrem İnce olmasının sebebi ne? Daha uygun olduğunu düşünüyorum yani daha bize. Evet. Siz de mi Kılıçdaroğlu İnce? Evet. Daha çok teşekkür ederim. En azından biraz da dans. Nedir bu dansı? Dans? Herkes dansını seviyor. Evet evet, sevdik, evet. Bayağı sevdik. Ben sizi görüyorum bu arada çok. Eyvallah. Çok zorluk çıkarıyorlar size ama işte. Bir takım baskılar falan oluyor size. Bu günler geçecektir yani. Geçer. Türk milleti her zaman ayaktadır. Aynen. Çok teşekkür ederim. Aynen. Kendinize iyi bakın. Size soralım efendim. Cumhurbaşkanı adayınız kim olacak? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu abi? Niye Tayyip? İşte soruyorum canım. Tayyip'e ver demiyorum. Yok, şurada Kız Kulesi'ne gittik. Orası evet. Bile bozulmuş yani. İmar ediyorlar. Yeniden yapıyorlar. Valla gördük, sanki biraz uzamış gibi. Öyle mi diyorsun? Öyle. Boy atmış. Boy atmış, biraz da genişlemiş. Ülkeyi görüyorsun. Değişim kesinlikle. Kim olursa olsun artık. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim, Cumhurbaşkanı adayınız kim olacak? Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ederim. Efendim, size soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kim olacaktı? Erdoğan. Neden Erdoğan desek? İstikrar sürmesi için de. İstikrar devam etsin. Evet. Çok teşekkür ederim. Size soralım efendim. Buyurun. Cumhurbaşkanı adayınız? Erdoğan. Neden Erdoğan? Adam olduğu için. Karşısında rakip olmadığı için. Diğerleri adam ama değil mi? Diğerleri kesinlikle adam değil. Teşekkürler. Cumhurbaşkanı adayınız? Çok tehlikeli bir soru. Yok canım. Vallahi, herkes oy kullanıyor. Gerçekten. Ben seni izliyorum zaten YouTube'da, çok güzel. Söylemeyeyim, kolay gelsin. Peki, teşekkür. Kararsız mısınız? Var mı bir karar? Var var. Var, tamam, teşekkürler. Hocam, Cumhurbaşkanı adayınız? Yok. Cumhurbaşkanı aday yok. Kararsız mısınız? 3 kararsız yazıyorum. Efendim, size soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kim olacak? İnşallah Erdoğan. Efendim, Cumhurbaşkanı adayınız? Tayyip Erdoğan. Siz? Kimse. Kararsız. Peki, size soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kim olacak? Kılıçdaroğlu. İki Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Efendim, size soralım. Cumhurbaşkanı adayınız? Şu an karar vermiyorum daha. En son kime verdiniz? En son verdiğimi hiç kurcalama. Erdoğan mı? Ya hiç kurcalama. Pişman mıyız? Hiç kurcalama. Niye söylemeye çekiniyorsun abi? Ayıp mı? Hocam, Cumhurbaşkanı adayınız? Muharrem İnce. Muharrem İnce. Teşekkür ederim. Efendim, Cumhurbaşkanı adayınız kim olacak? Erdoğan. Teşekkür ederim. Size soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kim olacak anacığım? Vallahi o içimde kalsın. Söylemeyeyim, niye söyleyeyim? Ne olacak? Herkes söylüyor. Başbakana vereceğim, Cumhurbaşkanına. Razı mısın? İyi mi? Razıyım, niye razı değilim? Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ya. Sen kime vereceksin? Ben de ona vereceğim. İkiniz de ona mı verdin? Memnun musun? Memnunum. Peki. Teşekkür ederim. İyi günler. Bu seçimde kime oy veriyorsun? Recep Tayyip Erdoğan'a. Neden Erdoğan diye soralım. Neden Erdoğan? Çünkü yani pek çok sebebi var. Bu ülkeyi pek çok şey yaptı. Memnunuz. Memnunuz. Ekonomik krizden şikayet edenler var. Bunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bazı sorunlar var ama geçmişte daha büyük sorunlar vardı. Buna razıyız diyor.
buna razıyız. Düzelir mi siz? Tabii ki düzelir. Çok teşekkür ederim. Efendim kime oy verir? CHP. Siz efendim? CHP. Teşekkürler. Komple CHP mi? 4 CHP peki. Efendim bu seçim kime oy veriyoruz? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Adayınız kim olacak bu seçim? Tayyip. Neden Tayyip? Neden olduğunu bilmiyor musunuz daha? Valla sigarayı 37 yaptı. İsterse birimi 100 lira yapsın. Yine de veririm. Evet. Oyumu veririm. Evet. Peki abi bu daha iyi olmaz mıydı ekonomi falan? O en iyisi bu mu? Ya ekonomiyi şimdiye kadar çaresini bulabilir misiniz? Buldu ya. Erdoğan düzeltti ya ekonomiyi. Bir ara güllük gülistanlık. Hangi kanadan geliyor? Sade vatandaş. Hakkımız da hayırlısı olsun. Evet. Yani en iyisi bu yine ya. Daha iyisi gelmez. Yaşlandı diyorlar abi. Yaşlı kurt sürüye daha iyi sahip çıkar. Kocayınca. Asla. Bizde atasözü bitmez. Evet. Gerçekten de çok iyi bir insan. Evet iyi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Eyvallah, sağ olasın. Sağ olun. Cumhurbaşkanı adayınız kim olacak efendim? Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan diye sorsak? Başka aday yoktu o yüzden. Diğerlerini beğenmiyor musun? Çok teşekkürler. Sağ olun. Efendim Cumhurbaşkanı adayınız? Recep Tayyip Erdoğan. Hadi lan, başka adayımız yok. Teşekkürler. Sağ olun. Nereye lan Tayyip Mavi takmıyor. Evin reisi kızdı. Efendim Cumhurbaşkanı adayınız kim olacak? Hiç kimse. Hiçbirini sevmediniz. Sevmedim. Siz hocam? Hiçbir hocam. Hadi ama anlayayım hiçbir hak etmedim. Nasıl depremzede misiniz? Evet. Nasıl geçti hocam bu süreç? Kötüydü ya. Burada akrabaların yanında mısın? Öyle bir şey atmak için biraz normalleşti. Çok rahatlayayım yani. Evet. Orada yer var mı? Ya çok şükür giremiyoruz ama çadırdayız. Şey kış soğuğu etkiledi mi? Tabii ya etkiliyor bir de o selden sonra. Geldi mi zamanı? Abi hiçbir şey gelmedi. Vallahi. Sayın Cumhurbaşkanı dedi zaten biz geç kaldık. Aynen özellikle Adıyaman. Öbürleri bilmiyorum ama özellikle. Ne yapacaksınız peki bu saatten sonra abi? Vallahi abi hiç karamsarız bilmiyoruz yani. Ev yapsalar yetişir mi? Yani kışı bitirir şimdi hadi kışı. Yok yok sene yetişse inşallah. Sene onu da zaten satacaklar. Öyle bir şey. Dava vermeyecek. Aynen aynen. 10 bin liraları verdiler mi? Yatıyor mu ama neye yetecek ne yapacak bilmiyorum Allah büyüktür ya. Nasıl olacak sence? Seçimde kim kazanır? Vallahi artık önceden böyle merak ediyordu artık hiç merak bile etmiyorum. Bile değil. Hayır. Kendi derdimize düşün. Yani kim gelse de bence bir faydası olmayacak. Oradan haber alıyorsunuz mu şimdi Adıyaman'dan? Ne haberi? Yani işte şu şöyle tabii, durum. Tabii haberlere bakıyoruz hani artık yavaş yavaş onlar da bizi de unuttu. Yani normal şeye geçti. Yani geçmek de zorundalar bilemiyoruz işte. Peki şimdi Süleyman Soylu geçen bir açıklama yaptı. Dedi ki o kadar para toplandı. Dedi ki biz de kahvaltılık alamıyoruz. Terlik yok, battaniye yok falan dedi. Yani bu kadar para toplandı. Niye bunlar kahvaltılık daha şimdi sorun oldu? Düzgünce organize mi edilemiyor? Hani çünkü yardımların geldiğini biliyoruz. Halktan gelenleri biliyoruz. Evet. Onlar doğru mu dağıtılmıyor? Gerçekten yetmiyor mu bilmiyorum yani. Var yani çok yani bilmiyorum. Büyükmüş. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Anacığım kime oy vereceksiniz bu seçim? Daha düşünmedim. Son kime verdin? Hiç hatırlamıyorum. Bu düzen değişsin mi sence? Değişsin artık. Zamanı geldi mi? Geldi. Sağ olunuz. Sağ olun. Kaç yaşındasın? 16. Oho herkes 16. Okuldan mı çıkıp geliyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Gezmeye geldik. Gezmeye geldik. Nasıl olacak sizce bu ülkenin durumları? Abi vallahi Allah sonumuzu hayretsin. Hayırlı bir durum değil mi? Abi şu an çok iyi değil durumlar ya. Niye böyle oldu sence? Abi insan ol bak mal mülk hırsı. İnsana her şeyi yaptırır. Yaptırıyor. Şu anda bunu görüyoruz abi. Başa geçen... Ne yapıyor sence? Başa geçen mi? Abi başa geçen her yere kendi adamını getirir. Mal mülkü kendisini alır. Ne olacak? Liyakat abi. Liyakat kalkacak ortadan. Millet keyfine iş yapacak. Sen de işte bu halde böyle gezersin. Bir saattir kahve arıyoruz abi. Adam akıllı şey içelim diye. Kaç para kahve? Aa, vallahi... 60 mi 70 mi onu konuşuyorduk. Oo. Durumlar vahim abi ya. Allah sonumuzu ayırsın. Kendinize iyi bakın eyvallah. Görüşürüz abi. Eyvallah. Dayıcım bu seçim kime oy veriyorsunuz? Kime verelim? Gönlünüzde kim var? Kim var? Kim ki hükümettir o var. Hükümetten memnun muyuz? Tabii ki memnunum. Razıyız. Tabii ki. Teşekkür ederim. Erdoğan diyor. Yüreğimiz. Çok sağ olun. Hocam size soralım. Adayınız kim? Tayyip Erdoğan ya. Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan efendim? Yani Erdoğan. Abi Almanya battı diyor. Ne diyorsun? Gülüyorsun abi. Doğrudur abi Erdoğan. Yani şöyle abi ideolojik olarak Erdoğan'ı destekliyorum. Yanlışları da vardır. Görebiliyoruz onları da. Ama dediğim gibi. İdeolojik kısım. Yani şu şekilde daha önce yani ahde vefayla oy mu verilir diyeceksiniz belki. Ben ahde vefayla oy veriyorum. Bu şekilde düşünüyorum yani. Ya atıyorum Ayasofya'nın açılıyor olması mesela müthiş bir olay. Yani onun dışında bu başörtü sorununu Türkiye'den artık kaldırıyor olması müthiş bir olay. Ve yaptığı hizmetler işte belki küçüğü alacaksınız küçümseyeceksiniz ama yol yollar, hastaneler. Yok, küçümsenecek şeyler değil. Burada sadece dikkat çekmeye çalıştığımız şey bunların maliyeti.
Evet. Yani önemli olan bizim için maliyeti. Şimdi özür dilerim, montu mesela 1000 liraya almışsındır ama ederi 100 liradır. Dersin yani bu 900 nereye gitti? Bizim hesabımız bu. Ya şu şekilde. Yol, köprü, hastaneler küçümsenecek şeyler değil. Hizmettir bu. Ya doğru diyorsunuz ama bilmiyorum mesela hiç Kuzey Marmara yolunu kullandınız mı? Evet. Kuzey Marmara yoluna baktığımız zaman mesela pahalıdır. Herkesin geçemeyeceği bir yoldur. Ama ben bugün Kuzey Marmara yolunu kullanaraktan Beylikdüzü'nden Gebze'ye 1 saat 10 dakikada gidebiliyorum. Doğru. Ya şimdi şöyle bir durum da var. O zaman parası olan geçecek. Parası olmayan geçemeyecek. Yani bu şekilde bakıyorum. Ama ben milletim adına değil de kendi adıma oy kullandığım için benim için bir problem olmuyor. Benim tuzum kuru diyorsun. Ya benim tuzum kuru olarak değil. Sonuçta ben oraya çıkıyor. Ben ama devlete bağlı bir şekilde değil. Ben kendim çalışmışım. Ya, kendim gitmez. Tuzum kuruya geliyor. Ama şimdi şu şekilde binsin otobüse 5 saat. Şöyle mi yapalım o zaman? Şu şekilde daha mı mantıklı diye soruyorum size. Böyle hizmetler olmasın. Yok. Herkes birinci köprü yolunu kullansın. Eskiden bilmiyorum İstanbul'da mı siz konuşun buyurun. 5 trilyon dolar. Şöyle dinlemiyorsunuz. Hayır dinlemiyorsunuz. Yok hayır estağfurullah bitti. Sadece soru soracaktım. TikTok videosunu açın. Canlı yayın açın. Onu yapıyorum. Tamam. Canlı yayın açın sadece siz konuşun. Bilgi vermek için yani. Şöyle, siz küstünüz hemen. Yok, niye böyle oldu? Eyvallah. Siz sadece konuşun. Hayır, ben konuşurum. Bilgi verecek. Ben teşekkür ederim ama birbirimizin sözleri bittikten sonra konuşursak. Tam olarak öyle yapacaktım ama. Bitirmediniz ama sözümü. Estağfurullah. Sağ olun. Eyvallah. Evet. Sağ olun. İyi günler. Sorabilir miyiz? Kime oy veriyorsunuz bu seçimde? Valla Muharrem İnce yani. Neden Muharrem İnce? Neden Muharrem İnce? Ben şahsen daha önce daha farklı siyasi partilerde bulundum, görev yaptım. İsim vermeyeceğim şimdi. Şimdi şöyle bir... Bilirsiniz bu arada. Yok, şöyle bir bakış açısı var. Cumhur İttifakı tarafı Millet İttifakı'na sallıyor. Evet. Diyor ki siz teröristlerle berabersiniz diyor. Kendilerinin Hüdapar'la bir birliktelikleri var ki Hüdapar'ın bu raddeye gelmesinin sebebi Gaffar Okan olaylarıdır. Cinayeti, suikastidir. Kesinlikle. Yani çünkü Gaffar Okan'ın Kürt halkına çok büyük katkıları, faydaları vardır. Yani bu adamlarla beraber olup gidip de siz teröristlerle berabersiniz demek çok komik oluyor. Cidden öyle. Bir de ayrıyeten şöyle bir şey var. Ben Muharrem İnce'yi desteklememin sebebi şu. Objektif bir bakış açısı var bence. Hem Mavi Vatan konusunda hem Libya tezkeresi konusunda. Yani bazı bizim millet meselelerimiz var. Yani toplumun bazı idealleri var. İşte neden Libya'ya asker çıkartıyoruz? Mavi Vatan konusu neden böyle... Ezbere konuşmuyor diyorsun. Kesinlikle. Ya önemli olan ben bir siyaset öğrencisiyim aynı zamanda. Yani doğruya doğru diyebilmek çok önemli bir şey. Yani siz çıkıp da neden Mavi Vatan'la böylesiniz? Neden Suriye'ye girdik? Neden bizim askerimiz orada? Ya bu bazı kitleler veya bazı toplum tarafından kendince haklı argümanlarla savunuyorlardır illaki. Ama bizim kendi dinamiklerimizi de göz önünde bulundurarak yani bu hoş değil. Ben Muharrem İnce'ye o yüzden bana daha samimi geliyor. Çünkü doğruya doğru yanlışa yanlış diyebilmek çok önemli. Bir de sempatik geliyor yani destek görmüyor ya. Yani böyle yani biraz şey olacak ama mecazi olarak mazlumun yanında olmak gibi de düşünebilir. Çünkü diğer partilerin kendi destek alıyorlar. Bütçeden yardım alıyorlar. Çok teşekkür ederim. Ederim. Çok ben sağ olun. Teşekkür ederim. Eyvallah. Sorabilir miyiz? Siz kime oy vereceksiniz? Oylar zaten belli. Kim abi? Ben bilmiyorum. Ben CHP'ye oy veriyorum. Çünkü Cumhuriyetçi bir insanım. O fikir üzerine büyüyen bir insanım. Yıllardan beri de bu fikri destekleyen bir insanım. İlk başta Mustafa Kemal Atatürk bir partisi olduğu için ben CHP'ciyim. Çok teşekkür ederim. Ama herhangi bir şekilde bu şu demek değildir. Şu anda yönetimde olan, şu anda işte AK Partisi veyahut da değişimde olan ona karşıyım. Hayır değil. Hizmetlerini görmemezlikten gelemem. Kesinlikle hizmetler görülür. Ama cumhuriyetçi bir düşünceye sahip olduğum için belki de yaşım itibariyle bu şekilde yetiştiğim için cumhuriyetçiyim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kime oy vereceksin? Abi ben biraz kararsızım ya. Çünkü bakınca iki tarafında millet, yani Cumhur İttifakı'na vermeyeceğim kesin. Tamam. Yani ya Millet İttifakı ya İnce. Şimdi İnce'nin de şu kütlesi kötü. Adam arabada gaz pedal yapıyor diye oy veren elemanlar var. Makarnaya kömüre oy verenler var. O daha kötü. Bu da kötünün iyisi yani. Evet. İyi yani ben Muharrem İnce aslında olumlu düşünüyordum ama bu son 3 senedir Berkin Elvan olayı hakkında anma yapmasından dolayı bir şeyim. Gerçi Millet İttifakı da öyle ama herhalde verecek olsam mecbur İnce'ye veririm. O da kötünün iyisi diyor. Bir siyasetçinin Berkin'i ya da Eren'i anması kötü müdür? Hayır abi anması kötü değil ama mevzu zaten nasıl andın? Bir çocuğun ölmesi bu arada çok kötü bir şey. Ama şey konusunda insanların çoğunluğun hemfikir olduğunu düşünüyorum. Sonuçta bu Gezi Park olaylarında Berkin Elvan aktif olarak görev aldı. 14 yaşında çocuk. Evet abi yani o yaşa, hayır bu yaşa bakar mı? 14 yaşında çocuk görev alsana bak belki 14 yaşında bağırıyor ki. 14 yaşında nasıl görev olabilir yani? 14 yaşında çocuk ne görev alacak? Evinin yakında ok meydanında öldü. Tamam abi ama bu çocuğun fotoğrafları var. Ekmek Photoshop'la seni de koyarım. Sen Photoshop olduğuna inan mı? Ben inanmıyorum abi, şahsen. Mesele o değil yani. 14 yaşında zaman, bir çocuğun iradesi olabilir mi? Kandırılmış da olabilir. Olabilir. Ben zaten bir çocuğun ölmesinin çok kötü olduğunu düşünüyorum. Ama bu şekilde kutsallaştırmak, her sene anmak bana çok mantıklı gelmiyor diyeyim. Bu şekilde. O zaman bütün ölüleri anmadan geçeceğiz. Abi sen benim dediğimi anlamadın ki. Ben diyorum ki bir çocuğun ölmesi gerçekten kötü. Tamam.
üzücü bir olay. Ama bu şekilde her sene alıp kutsallaştırılması, belli bir kitlenin sahiplenmesi. Bak Eren Bülbül olayı da öyle mesela. Evet. Saygı duyuyorum, cidden yaptı, çok onurlu bir şey. Ama işte mesela bunu da sağ kitle çok sahipleniyor. Bunun olmaması lazım. Eren'e hem sağ hem sol, Berkin'e hem sağ hem sol sahiplenirse çocuklar ölmez. Konu bu kadar basit, değil mi? Evet. Evet. Peki, çok teşekkür ederim. Rica ettim. Kolay gelsin. Eyvallah, çok sağ olun. Konuşmak ister miyiz? Kime oy vereceğiz bu seçimde? Ben AK Parti'ye vereceğim. Neden AK Parti efendim? Ben Erdoğan'cıyım. Erdoğan'ı seviyorum. Memnun muyuz? Evet, çok her şey yolunda mı? Ya çok şükür. Daha Allah beterinden korusun. Teşekkür ederim. Kime oy veriyoruz efendim? Tabii ki Erdoğan'a vereceğim. Karşıdaki saçma asla beğenilmiyor. Sağlıklı bir muhalefet yok. Birbirinden apayrı parçalardan oluşturulmuş bir muhalefet daha masada başarılı olamazken bir hükümeti, bir devleti yöneteceğine asla inanmıyorum. Vatandaşların da inanmadığını görüyorum. Cumhur İttifakı'nın Hüdapar ittifakla ittifak kurmasına ne diyorsunuz? Hiçbir şey demiyorum. Gayet sağlıklı. Hizbullah'ın yani, siyasi kanı. Yok. Asla öyle diyor. Kabul etmiyorlar. Asla. Kendileri de kabul etmiyor. Terörist diyemiyor. Hayır diyor. Lanetledi. Bak dün akşam bile seyrettim. Hizbullah. Canlı, kesinlikle. Hüdapar. Hüdapar. Dün akşam seyrettiniz mi? Seyrettim. Bayrağıyla ilgili ne dedi abi? Bana söyler misin? Ya ben şimdi şeylerini parça parça seyrettim. Yani internetten tamam. İsterseniz açıp da gösterebilirim de size. Ha, Türk bayrağıyla ilgili ne dediler? Ben hiç size aktarayım. Buyurun aktarın. Dedi ki o ne? Türk bayrağına ben karşıyım dedi. Ne demek bunu Türk bayrağı? Bunu gösterebilir misin bana? Yani ben öyle bir şey Türk bayrağına karşıyım şeyini Türkiye bayrağına mı karşıyım? Yok şey yapmadım ama hani şeyi PKK'yı şey yaptığını. Kulağınıza yaklaştırayım. Buyurun. Niye Türkiye bayrağı dedi? Türk bayrağı? Türk bayrağı. Türk bayrağı söylemine şey yapmış. Ya şimdi bunu herkes, bazı insanlar her kesim dile getiriyorlar. Birisi diyor ki bağımsızlıktan bahsediyor. Kimin bağımsızlığından bahsediyor? Ya şimdi insanların bağımsızlığından, kişilerin. Bağımsız değil misin? Ben bağımsızım elhamdülillah. Ben de bağımsızım. Ben de bağımsızım elhamdülillah. Benim bağımsızlık problemim var ki şimdi bağımsız olsun. Şöyle bir de bakış açısına bağlı bu. Şimdi bağımsızlık nereye kadar bağımsız? Biz bağımsız değiliz aslında. Niye bağımsız değiliz? Bizim yani bağımsızlığımızdan bahsetmiyor. Bir Allah yani. Var değil mi? Yani sonuçta bağımlıyız hani bir şeylere bağlıyız. Bu adamın da kafasında taktığı belki onların kendi düşünceleridir. Hani ben de o zaman çıkayım diye kardeşim ben de Türk diyor kabul etmem. Ben de o zaman Laz olayım. Ben de şey isteyeyim. Öyle bir anda ülkenin gündemi bu olmamalı. İnsanların tenceresine yemek girmiyor. İnsanlar Vanlı tamam işte. İşte sorun zaten orada Hüdapar'ın yaptığı aslında. Çünkü onu aslında gündem... Arkadaş bana sordu dedi ki Hüdapar dedi işte bayrağı şey yapmıyor. Ya kardeşim bak şimdi bunları aşmamız lazım bizim ya. Hakikaten aşmamız lazım. Hüdapar'dan kurtulmamız lazım bizim de. İşte sonuç olarak buraya çıkıyoruz. Hüdapar'dan uzaklaşmamız lazım. Nasıl uzaklaşacağız? Cumhur İttifakı'ndan uzaklaşarak uzaklaşalım. Ne yapalım diyorsun yani? Çukur siyasetine mi girelim? Ne yapalım? İnsan şunu diyorsa işte fakirlerin tenceresine yemek ben koyacağım diyorsa onun yanına gidelim. Şu anda koyulmuyor. Şu anda insanlar da... Yani şu anda koyabileceğini söyleyenler var. Diyor ki mesela biz gelirsek ekonomik... Muharrem'de kimse yok. Muharrem'e ver abi. Ben hayır. Yapmış. Hayır. Ekonomik partilerin, yani Millet İttifakı'ndaki bütün partilerin şey seçim bildirgeleri var. Yani şu kadar kalınlıkta şeyler var. İşte Deva'nın vardır. Yani sevmezsin. Ben de Deva'yı çok sevmem. Ama sonuçta bize bir çözüm olanağı sunuyor. Bana demiyor ki ben sadece Türk bayrağını işte Türkiye bayrağı istiyorum. Bu böyle yani bizim bir 50 yıl sonra, 100 yıl sonra bu coğrafyanın 100 yıl sonra konuşabileceği bir konu. Aç karnımızı bir doyuralım diyorsun. Bak ben 35 yıldan tabii aynen öyle. Bak 35 yıldan beri ben Üsküdar'da oturuyorum. Yani 85'ten beri 38 sene oldu. Çocukluğumda gelmişim buraya. Ben gezici komandoydum. Burada şeyde Halkalı'da bindim bir gün 40 tane şeye. Landa bindirdiler bizi. Geldik buraya. 8 yıllık eğitimi protesto edenleri joplamaya geldik. Aynı şeyi Çekmeköy'de işte birisi ölmüş Sarıgazi'de 57 gün 58 gün açlık grevine girmiş ölmüş. Aynısını ona da yaptık. Ben bunları şey yapmıyorum kardeşim. Yani bunları ama bunu millete bunu dayatıyorlar. İşte şu böyle olmalı, böyle olur. Birileri nemalanıyor burada. Kardeşim biz de diyoruz ki kimse nemalanmasın. Hakikaten eskiden olmayacak yani şu anda inanılmaz bir uçurum var. Yani alt tabakayla üst tabakan arasında inanılmaz bir uçurum var. Hani ben bazısı burada balık alamıyor, öbürü gidiyor et alamıyor, öbürü gidiyor yani hani ekmek dediğin zaman biraz abese kaçıyor. Herkes ekmeğini alıyor bir şekilde. Sorumlusu kim abi? Bunun sorumlusu kim? Şimdi şöyle bir durum var güzel kardeşim. Ben şöyle söyleyeyim. Hani biraz samimi olalım. Hakikaten samimi olmamız lazım. Yani öncelikle biz birbirimizi kandırmamamız lazım. Tamam. Samimi olmamız lazım.
Şimdi bir pandemi diye bir olay yaşadık mı? Yaşadık, bütün dünya yaşadı. Pandemi dediler 2 sene, 3 sene bütün dünya ekonomisinde bir sıkıntısı olacak. Olacak mı? Olacak. Ha, biz bunu daha fazla yaşıyoruz. Niye yaşıyoruz? Üretim olmadığı için yaşıyoruz kardeşim. Ya bu bak işte, bak böyle yapma işte. Biz buğdayı al... Hayır, hayır söylemiyoruz. Ama bak ithal ediyoruz, ne yapıyoruz? Hayır, 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 bir dakika, bir dakika abi. Bir dakika güzel kardeşim. Bir dakika, hayır, hayır, bir dakika, ben sorun bitireyim. Yok, yok, bir şey yapma. Hayır, hayır, bak şimdi abiye bir soru soracağım. Biz buğdayı alıyoruz, arpa alıyoruz, ne yapıyoruz abi bunu? İthal üretiyoruz, satıyoruz. E şimdi, ekmeğin fiyatı niye artıyor abi? Abi, ekmeğin fiyatı niye artıyor? İşçilik artıyor, kira artıyor. Bu kadar gamsız, bu kadar hain insan olduktan sonra adam diyor ki kardeşim ben geçinemiyorum. Kiracının üstüne yıkılıyor. Adam 5000 lira dükkana kira vereceğine olmuş 15 lira veriyor. O zaman diyor ki kardeşim ben de ne yapayım? Ben de geçinemiyorum. Ben de çakayım diyor sizin vatandaşa. Aynen kim öyle. Kim çözecek? Niye? Nasıl çözülecek? Abi, abi ahlak gitmiş. Eğitim, ahlak. Abi niye ya? Müslüman eğitim ne güzel abi. Dindar nesi yetiştiriyorlar. Yok kardeşim abi. Yetiştirmiyoruz abi. Yetişmez abi. Bu düzenle yetişmez. Bak Necip Fazıl'ın ne diyor? Kim kurdu abi? Necip, ya Kur'an'lara sor kardeşim. Hayır, onu şimdi. Sayın ben Cumhurbaşkanı mi demedi mi? Biz dindar ben bir nesil yetiştireceğiz İstanbul'a. Abi dindar nesil yetiştirilebiliyor olmadı mu bu ortamda? Olmaz. Mümkünatı yok. Olmaz. Bu sistemde olmaz kardeşim. Bak Necip Fazıl Kısakürek ne diyordu? Bir elimizde içki, bir elimizde Kur'an. Şu yalancı dünyadan ne tam gavur olduk ne tam Müslüman. Biz şimdi o arada yaşıyoruz. Ulan Müslüman mıyız, gavur muyuz? Şimdi Müslüman gibi yaşamaya çalışıyoruz ama gavur gibi işte davranıyoruz. Bizde ahlak kalmamış, eğitim kalmamış, kişilik kalmamış. Bizim eğitimden başlayıp vatandaş ne diyor bir tane Fransız? Bir yıllık plan yap, bir günlük plan yapıyorsanız diyor işte bir yıllık pirinç yetiştirin. Niye? İşte karnınızı doyacaksınız. 10 yıllık plan yapıyorsanız diyor ağaç yetiştirin. İşte barınaklar yapacaksınız, şunu bunu yapacaksınız. 100 yıllık plan yapıyorsanız diyor insan yetiştirin. Biz şimdi insan yetiştirdiğimiz yok. O ya kim gelecek de şey yapacak kardeşim, yönetecek bizi? Muharrem İnce dans ediyor. Öbürü bir yerde işte şeye düne kadar diyor Tayyip Erdoğan'a diyor bir şey yaparsam diyor karşısındayım diyor. Yüzüme tükürün diyor. Şimdi oraya geçmiş Tayyip Erdoğan'a sallıyor. Ali Babacan değişik şeylerde giriyor. İyi Parti çıkıyor. Şey ya, bu hepsi rant peşinde kardeşim bunun. Bunlar sonuçta bir AKP hükümleri hükümü, evet, var başımızda. 20 yıldır bunlar başımızda. 20 yıldır bir şeyler az, yani 20 yıldır değil belki 50 yıldır düşüyor. 50 yıldır. Ben 95 doğumluyum. 95 doğumluyum. Yani bir belgeseller izliyorum bundan önceki, işte 28 Şubat dönemi bilirim, 12 Mart. Gerçekten izliyorum. Sürekli izlerim yani. O 32. gün Mehmet Ali İran'ın programı benim bir ekranımda sürekli açıktır yani. Öyle izlerim. Onu da sürekli görüyorum yani. Bu millet, bu ülkenin, bu coğrafyadaki insanların yavaş yavaş belli bir birikimleri, belli bir değerleri düşüyor. Ya yani şunu aslında düşünsek, yani desek 20 yıldır bir şeyler hala düşmeye devam etmiş. 5 yıl ya, 5 yıl çok bir süre değil yani. 20 yıldır böyleyse bir 5 yıl dene mesela, ben öyle düşünüyorum. Ben koyu bir, ben hiç kimsenin koyu bir taraftar değilim. İşte ne Kemal Kılıçdaroğlu söylediniz, işte Muharrem İnce, ne Muharrem İnce. 5 yıl boyunca ya şöyle düşünün. Ya 20 yıl boyunca bir arabayı kullansanız bile, dünyanın en güzel arabası olsa bile değiştirmek istersiniz. Ben de şunu söylüyorum sana. Söyle. Sen kalıbını basabilir misin ki 5 yıl bu adamlar başa gelseler? Kalıbını basabilir misin ki 5 yıl bu adamlar bu devleti yönetecekler? Yönetemezler kardeşim. Hayır abi. Yönetemezler bir ya. Söyle mi? Çok yine daha iyi. Niye biliyor musun? Hayır, yine bize bak, girecek şey kardeşim. Keşke öyle 5 ay 6 ay sonra bir seçim daha olacak. Yine bize bak, girecek. Keşke öyle olsa 5 ay sonra geri Erdoğan gelse biz de desek ulan, demek Kılıçdaroğlu'ndan bir şey olmuyormuş. Git ama, başımızdan. Bak ne kadar güzel. Şunu yapsak. Buyur abi. Bir dakika. Güzel benim fikir ha. 5 ay gelsin. Benim oyum hiçbir siyasinin iktidar olma aracı değildir. Tamam mı? Siz şunu diyebilir misiniz? Bak benim oyum hiçbir siyasi partinin iktidar olma aracı değildir. Ben oyumu kullanırken en kuvvetli şey benim oyumdur bir ülkede. Evet, evet. Demokrasiyle yaşıyorsak benim oyum bomba gibidir. Tamam mı? Oyumdur o benim. Bakarım 4 sene ne yapmış bu adam? Ne yapmış? 20 sene falan. 4 sene ne yapmış bu adam bir seçim döneminde? Hiçbir şey yapmamış misal olarak. Benden nasihat alır bir daha seçime. Bu kadar basittir. Benim oyum hiçbir siyasi partinin iktidar olma aracı değildir. Millet bunu aklına koysun. Koysun bunu aklına. Yoksa öyle başı secdeye değiyormuş. Şu hikaye onlar. Yani ben, kafayı çalıştıracaksın. Peki, şunu soracağım. Sen bana dedin ki 5 sene boyunca bunlar düzeltebilecek mi? Kalıbını basabilir misin? Ben basamam. Çünkü güvenmiyorum. Ondan denerim, gönderirim. Bilir misin ki 10 sene bu, yani şu anki devam etsin, çok daha iyi olacağız. Eğitimimiz de çok iyi olacak. Hukukumuz da çok iyi olacak. Dünyada bir numara olacağız diyebilir misin? Ben dünyada bir numara olacak diye öyle bir kimsenin şeyi olmasın ama şuna kalıbımı basarım. Karşı taraftan çok daha iyi olacak diye kalıbımı basarım. Bak evet, ben şunu söylüyorum. Denemeye gerek yok ki abi. Doğru, çok mantıklı. Abi 5 ay dene gönder bak. Bak ben şunu söylüyorum. Yok. Yani ben şunu söylüyorum. ben şunu söylüyorum. Ben şunu istemem abi. Yani ne Tayyip Erdoğan'ın niye böyle bir
peşinde ol. Yani her şeyi yaşam ya. Şimdi birilerinin hani muhtar olamaz dediği adam Türkiye Cumhuriyeti'ni 24 yıldan beri en üst kademede yönetiyor mu? Yönetiyor. Kimse ya muhtar olamaz diye başlıklar atıldı bu memlekette ya. Muhtar olamaz dendi ama en üst kademede 20 seneden beri yönetiyor mu bu adam? Yönetiyor kardeşim. Başka ne amacı olabilir Tayyip Erdoğan'ın? Paraya mı ihtiyacı var? Pula mı ihtiyacı var? Koltuğa mı ihtiyacı var? Neye ihtiyacı var ya? Hayatını kendi hayat ben istiyorum ya. Ben istiyorum. Ben istiyorum. Bırakmıyorum ya. Ya biz 15 Temmuz'da niye çıktık köprülere? Adama bir şey olmasın. Ha bak bravo. Bak niye çıktık abi? Niye çıktık? Çıktık ki. Siyasetçiler 20 yılda bu kadar zenginleşirken madem paraya ihtiyaçları yok niye bu kadar zenginleşti? Ya şimdi Tayyip Erdoğan hani bazen diyorlar ya ki işte parmağında bir yüzük vardı bundan başkası olursa. Tamam malı mülkü olsun. Sen buralısın. Kaç yıldır buralısın? Kaç yıldır buralısın? 35 dedin değil mi? O da senin komşundu. Şimdi Kısıklı'da 5 tane villası var. Evet, evet. Yani ne ara bu kadar zengin? Ülke yönetirken kardeşim, ne ara bu kadar zengin? Kısıklı'da yanlışsam düzeltin ben. Hayır ben öyle biliyorum. Yanlışsam düzeltin. Ya, hayır olabilir. 10 tane olur. Ya abi bak ben 19-20 yaşında. 5 villa yok mu? Yok abi. Ben sana. Ben yanlış. Ben 20 yaşında doğalgaz. Abi ya, kardeşim, söylüyorum abi. 10 tane olsa damadım var. Ama damadı ben bak ben yok yok. Ben 5 biliyorum. Yok yok. Yok yok. Olur, ben söyleyeyim abi, sana. Benim gibi mesela işçilerin bile bir evi, bir arabası, bir yazlığı en güzel arabaya biniyorumken ben. Var mı? Var, arabam da var elhamdülillah. Evim de var. Validatik'te oturuyorum yukarıda. Ne var yani? Üsküdarlıyım. Doğma bir Üsküdarlıyım. 63 yaşındayım. Hepsini görmüşüm, geçirmişim ben. Tayyip Erdoğan da 2 sene, bilmem kaç sene belediye başkanlığı yapmış. Bilmem kaç sene başbakanlık yapmış. Bilmem kaç sene cumhurbaşkanlığı yapmış. Olmasın mı yani böyle bir tane evi? Olsun. Hepimizin olsun. Kısıklı'daki yerini biliyor musun onu sen? Ben 5 tane villayı biliyorum. 5 tane ama villa değil, bir tane villa, bir tane villa. Tamam ben yanlış biliyorum. Bir tane villa onun. 5 tane villa değil. Dedin ki evim, arabam, yazlığım var. Bu kardeşim aynı imkanlara sahip olacak mı şimdi? Olacak, bunlar da olacaklar. Çalışana her şey olacak kardeşim. Şu ekonomide çalışarak değil ev, araba bile alın. Şu anda kaç para emekli maaşı aldığını biliyor musunuz işçilerin? Minimum 5,5. He? 5,5. Bak ben sana söyleyeyim. Minimum 5,5. Bak ben sana söyleyeyim. Ben 14 senedir. Bak arkadaşım bir şey anlatıyorum. 14 senelik emekliyim. 13 bin lira emekli maaşım var. Şu anda emekli olanlar belediyeden, efendim denizcilik işletmelerinden, tekelden yani yüksek yerlerden, belediyelerin hepsinden emekli olanlar 20 bin liranın üstünde emekli maaşı alıyorlar. 5 bin lira. Vallahi billahi al sana söylüyorum. İsterseniz sorarsınız. Sorarsınız. 5 bin lira ben emekli maaş. Bak onu demiyorum. Onlar ne yapacak abi? Ben diyorum ki belediyelerden emekli olanlar işte böyle yüksek kademeye. Yüksek kademeye. Yani gariban ne yapacak? Ya emeklilik sistemi biz bankacılık sistemi gibidir. Yüksek ödersen yüksek alırsın. İşte gariban ne yapacak? Garibanı bilmiyor. Garibandan bak İstanbul'da iş adamlar iş arıyorlar diyorlar. İş ya olmayanı yok yani. Ya ben bile bak 63 yaşındayım. Beni bak vallahi billahi Tuzla'dan çağırıyorlar. 20 bin lira maaşla işe çağırıyorlar beni. Ben gitmiyorum ama. Ustasındır abi. Tamam işte herkesin bir sanatı olacak işte. Gariban ne yapacak abi? Asgari ücretli. Abi garibana da bak Üsküdar Belediyesi çorba dağıtıyor şeyde oradan yiyecek. Hayır eğitim veriyor abi. Niye gitsin? Ya bu adalet mi ama ya? Bu hak mı? Yakıştı mı? Ne? Hani gariban Üsküdar Belediyesi çorba dağıtıyor. Boş mu? Şimdi. Garibanın... Bak şöyle bir genç çocuk. Bak. Değil mi? Şöyle bir genç çocuk. Şey. Sana seninle aynı fikirli adam kız. Evet. Abi bak sana şimdi bir şey söyleyeyim. O bir... Bunun gibi bir arkadaşımız. Bak bu yaşta bir arkadaşımız. Bir iş sahibi olamamışsa artık ben ne diyeyim abi? Ben bir şey diyemem. Gariban diyemem ona ben ya. Ben hemşirelik mezunuyum. Gidip özelde çalışamıyorum. Ben 3 gece 4 gece üst üste nöbet çalışıyorum. 12 saatlik bir sistem var. Bak ben özelde çalışmış olacağım. Hemşirelik olarak. Aldığım para asgari ücretin 200 ya da 300 lira fazlası. Ben bunu nasıl geçineyim? Ben nasıl evleneyim? Çoluk çocuk doğurup bakayım. Ben nasıl gelecek kurayım? Öyle düşünsen amcım. Nasıl yapayım? Ben aldığın asgari ücret 8,5 bin lira para. Ben 9 bin lira bir para maaş alsam. 9 bin lira maaş alsam abicim. Ben yani özel hastanelerin hepsi şartları belli. Ben 3 gece 4 gece nöbet tutuyorum üst üste. 12'de çıkmıyorsun. 13 saat 14 saat yeri geliyor çalışıyorsun. Aldığın maaş alışverişe gitsen. Normal bir şey alsan 2 poşet doldursan 200-300 lira.
lira. Ben bunda nasıl geçineyim? Nasıl geçineyim? Benim evimde ya işimde çalışıyorum. İşi bulana kadar önce yuvayı yani, kurması gerekiyor. Yani ben nasıl birikim yapayım? Annem babam yanında ben yaşamıyorum. Ben burada da yaşamıyorum. İstanbul'da da yaşamıyorum. Ben normalde Ankara'da yaşıyorum. Buraya yıllık iznime geldim. Ya öyle niye yaşam? Kendi oğluma da sen 32 yaşında benim oğlum. Niye ben böyle bir rahatlık, refah düzeyim yüksek olacakken neden ben Avrupa'yla kendimi kıyaslayacağım ki gelişimimi o kadar sağlayacağım? Çünkü yani biz niye o zaman Avrupa bizi kıskanıyor diyoruz? Niye? Yani ben Avrupa'ya baktığım zaman şey olmuyoruz. Avrupa'da şu anda master yapıyor. Evet. Milano'da tamam 600 euro veriyor. Bir tek oda yer bulamadı. 600 euro. Almanya'da doktorlar bugün şey yaptı, yürüyüş yaptı. Geçinemiyor ya. Bir ekmeğe, bir süte, bir ete, bir kilo ete ne kadar para veriyor 600 euroyla? Sen 8,5 bin lira alıyorsun. Bak ne kadar alıyorsun. Geçen hafta, geçen 15 gün önce ben Bosna Hersek'teydim. Evet. Bosna Hersek'te şu anda etin kilosu, kuru et var onların bir tane kuru eti. 500 lira bizim paramızla. Onların parasında da kaç para biliyor musunuz? Abi, kuru et burada da 500 lira. Boş değil mi? 500 lira. Pastırma da 500 lira. Orada da 500 lira yani. Pastırma kıstas. Aldıkları para 100 euro. Ben size söyleyeyim. Bak isterseniz bakın. Bosna'da, Kosova'da, efendim şeyde. Bosna'dan Üsküp, gariban Müslüman 100. Be abi. Sen Almanya'dan bahset. Bırak Bosna'yı. Bak o tekliymiş sonra. Bak onunla beraber gidiyor. Bak. Bak tekliymiş bak. Bak o kız tekliymiş. Görüyor musun? Bak onunla beraber örneğin gidiyor. Örneğin var. Ayıptır öyle şey. Yok. Abi değil ama bak şimdi bak. Teki yaşıyor. Tekim demiyor. Tekim demiyor. Tekim diyor kardeşim. Bak tekim dedim mi olmaz ama. Abi, tek sen yaşayamazsın sen Üsküdar'da. Sen biraz detaya çek. Bak, biraz yanlış giriyor. İfrat ve tefrit var. Yani abartmamak da lazım. Yani, kötü değiliz. Bak şimdi. Bak, ya sen mesela yaşadın mı? Zor kardeşim. Tamam bak doğru ama şimdi bir şey var. Şimdi bak ben çalıştım. Bak ben de bak hakkı ve adaletli olmamız lazım. Şimdi ben şunu de ki benim diğer partiler ne dine ne milli görüşüme uymuyor. Bu yüzden Tayyip Erdoğan'a benim eyvallah. Ama sen diyorsun ki adam çorbaysın diyorsun. Bu hakarettir. Bu Müslümana hakarettir. Türkiye bir kere bu da hakarettir. Aç mısın? Açım demek bir Türk milletine yakışmaz. Ne demek ya açmıyor? Bana bu hakarettir ya. Ben aç. Ben aç da olsam açım demem. Niye? Ben Türk'üm kardeşim. Bize yakışmaz. Abi bak şimdi gerçeği konuşalım. Bir pahalılık var. Ekonomi yönünde ekonomi. Herhalde pahalılık var. Tamam. Pahalılık var. Millet haklı. Sinirlenmek de haklı. Ama biz bunu böyle halledemeyiz. Şimdi burada mesela seçim oluyor. Anket yapıyor. Aslında herkesin vereceği parti belli. Pahalılık da olsa, ucuzluk da olsa. Bir adam CHP'li ise, kökeni CHP'li ise o ailede o var ya 20-50 bin dolar da alsa geçimi o yine CHP verir. AK Partili de AK Parti'ye verir. Aslında bu kutuplaşmış partiler olmuş takım. Yani şimdi ben Tayyip Erdoğan'a vermeyecektim. Ben neden verdim biliyor musun Tayyip Erdoğan? Yine vermeye döndüm. Bu röportajlardan dolayı. Röportajlardan dolayı. İzliyorum. Abi böyle bir şey, açız, ölüyoruz. Ya dedim bu yakışmıyor, bu insanlar ne hale gelmiş. Ben bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Bir de karşı tarafa bakıyorum abicim. Şimdi karşı tarafa baktığım zaman altılı masaya gerçekten diyorum ne dini, bakın bu çok önemli, ne milli ne de siyah, hiçbir görüşü benimle aynı değil. Ben o yüzden AK Parti'yi tercih ediyorum. Baktığın zaman altılı masa mı görüyorsun? He? Altılı masa mı görüyorsun baktığın zaman? HDP de orada. Evet bu ya saklamaya gerek yok. HDP de orada. Bir de HDP'nin saklamaya gerek yok. Hayır adam verme hakkı var. Şimdi diyor aç diyor ya aç bak. Bak kapının önünde sıra bekliyorlar bak orada. Bak tavuk dünyasında sıra bekliyorlar görüyor musun? Abi, en hadi kolay gelsin size sağ olun. Olmaz. En ucuzu orası. Abi yapmayın. Vallahi çok olmaz. Ucuz. Olmaz. Adalet. Pahalılık var. Ölün lan. Tamam abi. Ucuz. Pahalılık var ya olmaz. Bu kadar yani. Abi, ama şey çok ayıp var. Değil mi abi? Gitsin çorbayı. Çok ayıp. Hoş bir hiç şey yakışmıyor. Ya. Yani Müslümanım diye adama. Ya, yakışmaz o. Çok ayıp bir şey o. Hakikaten. Ama işte bu biraz da kibrin insanı getirdiği tabii, nokta değil mi? Yani karşımız bak. Az önce sen de söyledin. Direkt arkandan söylemek istemem. Yüzüne söyleyeyim. Ya karşımızdaki adam direkt gayrimüslimmiş gibi, vatan hainiymiş gibi. Bu da hoş değil ama abi. Bak şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Yani adam bana da diyor. Sen diyor bu ülkeyi bölmeye çalış. Ya niye böyleyim? Ya niye böyle? Yok, ya benim değil. Gideceğim ama, bir yer yok ki. Bak ama şimdi sen mesela ben bir iki tane röportajını seyrettim. Tabii ki sen de bir yandasın. Yanım. Sen de bir yere mensupsun. Bir yerin bir mensup değilim. Hayır abi yani demek istediğim fikren diyorsun. Fikren bir yere mensup. Karşı taraftasın. Hayır karşı tarafta. Karşısın. Şimdi ben şeyleri izliyorum. Mesela bir yerde bir röportaj daha vermiştim. Adam benim söylediklerimi, bu AK Parti yanlısıydı. Benim söylediğim kötü şeyleri hiçbirini atmış, tamamen iyi olanı almış. Bir yerde de aynısını bu şeye vermiştim. Bir tane daha bir kanal var. Ben Kadıköy'de sordu. Ben dövizciyim orada. Sakallı mı? Sakallı. Ahsen TV. Ahsen TV evet. Onlar o öyledir abi. Ama yok tam tersi. Bir dakika. Ama bir tane daha var. Onu kıvırcık mı? Kıvırcık değil. Kıvırcık değil. O da şey yandaşı. Kız. Sokak kedisi. Bir almış var ya. Bir kelimeyi almış. Diğerleri nerede ya dedim. Ben anladım ki
Ben anladım biz ki. Kesmiyoruz. Kesmiyor musun? Bizim bir saat videolar. Ya ben şimdi bir saat mi? Bak ben sana açıkça söyleyeyim. Bu seçimde biraz millet tepki oyu olur ama bence kafa kafaya. Aşırı heyecanlı bir yarış ha. Onu söyleyeyim. Evet. Geçen seferki gibi değil. Ama insanlar o sandığa gittiği zaman herkes geleneksel oy verecek. Bak ben dövizciyim Kadıköy'de kardeşim. Benim durumum öyle çok bir durumum yok. Yani ben ekonomi yeni insan biliyorsun. Aynen ben döveceğim. Bak yemin ediyorum sana bu ülkede bir dengesizlik var. Ne dengesizliği var biliyor musun? Kadıköy'ün halkını bilir misin? Ben Kadıköy'lüyüm. Hayatımda yemin ediyorum. Bak buradan nasıl sesleniyorum beni de görsünler. Kadın geliyor Kadıköy'lü özbeöz Kadıköy'lü. Ben onlara layık teyze diyorum. Yemin ediyorum derdici eve diye gel diyor her ay mesela 4.000-5.000 dolar alıyor. Her ay öldük bittik. Öyle diyor. Allah bu Tayyip'in diyor belasını versin diyor. Öldük bittik. Ne alacaksın? 4.000 dolar alabilir miyim diyor. Gidiyorum ablacığım söyledim mi? 4.000 dolar. Kira gelirleri var. Dedim ablacığım senin için ne fark eder dedim. Ona sordum. İşte bunlar dedi. Ha bunlar ne dedi biliyor musun? Bunlar dedi ben hayatta vermeyiz onlara. Bunlar dinci. Bir toplumu dinci diye tabir etmek veya dinsiz diye tabir etmek güzel bir hoş bir şey değil. Ama bu bile beni Tayyip Erdoğan'a yaklaştırıyor. Karşısındaki İmam Şafii diyor ki düşmanınızı belirlemek için atılan oklara bakın nereye işaret ediyor. Kardeşim bakıyorum enteresandır yani bilmiyorum. Avrupa düşman, Almanya düşman, Amerika düşman, buradaki HDP düşman. Açıklama yapıyor karayolun diyor ki Tayyip Erdoğan'ı indirin. Ya şimdi ben bunu zorunlu olarak buna vermek zorunda kalıyorum. Memnun olduğumdan değil ha. Bunu da anlasın herkes. Ben öyle manyak değilim. Kira olmuş 10.000 lira. Hani peynir olmuş 200 lira.